günaydınlar, mutlu sabahlar diliyoruz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. 5 Mart Salı gündemiyle karşınızdayız. Sabah haberi hepiniz hoş geldiniz diyelim. Bizleri nerelerden takip edebilirsiniz? Her sabah olduğu gibi hatırlatalım. 100.1, 102.90.6, 89.6 radyo frekanslarımız. Ayrıca Facebook, YouTube ve Smart TV uygulamalarından da bizleri takip edebilmeniz mümkün olacak. O halde günün gündemiyle sabah habere başlıyoruz. ...5 Mart Salı gündemini aktarıyoruz demiştik. Bugün sabah saatler 9.30'u gösterdiğinde piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş'in hayatı hakkında Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği tarafından hazırlanan belgeselin galası Lefkoşa Türk Lisesi Konferans Salonu'nda yapılacak. Yine aynı saatte Gazi Mausa Türk Maarif Koleji Sivil Savunma Deprem Semineri yapılacak. Saat 10'da Meclis Genel Kurulu toplanacak. Günün ikinci yarısına baktığımızda ise saat 14'te İskele Bekir Paşa Lisesi Sivil Savunma Deprem Semineri düzenlenecek ve son olarak hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Almanya'daki temasları bugün de devam ediyor. Temaslarına dair tüm ayrıntıları bültenlerimizden takip edebilmeniz mümkün olacak. Böylelikle gündeme aktardık. Ülkemiz gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Evet, Yeni Düzen gazetesi ilk gazetemiz olacak. Gazete bugün manşet haber olarak özel jet skandalı yeniden gündemde, soruşturma neden ilerletilemiyor sorusunu iletti. Yine 2020 yılında Yeni Düzen gazetesinin manşetinde yer alan bir haberi bugün yeniden manşetten paylaştı ve konuyla ilişkili olarak dönemin milletvekili Serdar Denktaş'ın, soruşturmayı araştıran CHP milletvekili Sami Özuslu'nun ve başsavcı yardımcısı Ahmet Voral'ın konuyla ilişkili açıklamaları yer alıyor. Yine polisin hazırladığı ön raporu meclise okuyan dönemin milletvekili Serdar Denktaş 4 yıl sonra gazeteye konuştu denilerek açıklamaları paylaşılıyor konuyla ilişkili. Biz özel izinliyiz manşetiyle Haziran 2020'de gündeme getirdiği ve dönemin Turizm Bakanı mevcut Başbakan Ünal Üstel'in görevden alınmasıyla son bulan özel jet skandalı konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı denilerek açıklamalar paylaşıldı. Detayları az sonra sizlerle paylaşacağız. Sür manşete baktığımız zamansa bir sergi haberi var. Orta Çağ'da Kıbrıs'ın Kadınları, Kıbrıs'ın Kadın Kahramanları sergisi 6 Mart'ta Naci Talat Vakfı'nda açılıyor denildi. Yine Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sıla Usar İncirli'nin bu etkinliğe dair yapmış olduğu açıklama paylaşıldı. Bunun dışında CHP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın açıklamaları var. Havalimanındaki sıkıntılara rağmen havalimanı çalıştırılma lisansı uzmanlardan alınıp Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na verilmesine tepki gösteriyor ve bu konuyla ilişkili bir ifadesi de ön sayfadan paylaşıldı. Bir polisiye haber daha ön sayfadan paylaşılıyor. 1 kilo 500 gramlık Hint keneviri davasında karar açıklandı denildi. Kararı az sonra sizlerle paylaşacağız. Hemen öncesinde manşetle başlayalım detaylara bakmaya. Evet, özel jet skandalı yeniden gündemde diyor ve bir iddia olduğu paylaşıldı demiştik. Öncelikle dönemin milletvekili Serdar Denktaş'ın açıklamalarına bir göz atalım. Polisin hazırladığı ön raporu mecliste okuyan dönemin milletvekili Serdar Denktaş 4 yıl sonra gazeteye konuştu. Karantinasız şekilde Kıbrıs'ın kuzeyine giren kişilerin bir otelde dönemin başbakanı Ersin Tatar'la görüştüğünü, bu nedenle soruşturmanın ilerletilmediğini iddia etti. Denktaş bu bilgiyi otel çalışanlarından aldığını ancak kamera kayıtlarının silinmesi sonucu ispat edemeyeceği gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşmadığını söyledi. Soruşturmayı araştıran CHP milletvekili Sami Özuslu ise 4 yıldır polis ve savcılığın karşılıklı suçlamaları sonucu bir arpa boyu yolun alınamadığını söyledi. Başsavcılık dosyayı açılmamak üzere kapattı açıklamasını yaptı. Başsavcı yardımcısı Ahmet Varoğlu polisin ilave ifadeler alması halinde konunun tekrar gündeme geleceğini, soruşturma kapsamında ifadelerin çoğunun alınmadığını, açılan davaların düşürüldüğünü söylemişti. Açıklamasını yaptı. Bu açıklamalarda geçmiş gazete manşetlerinden paylaşılan haberlerin fotoğraflarıyla desteklenerek ön sayfadaki yerini alıyor.
Evet, sür manşetteyiz. Bir etkinlik haberi paylaşılıyor demiştik. Orta Çağ'da Kıbrıs'ın kadınları, Kıbrıs'ın kadın kahramanları sergisi 6 Mart'ta Naci Talat Vakfı'nda açılıyor. Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sıla Usar İncirli, tarihin derinliği ve hakikatin verdiği heyecan, sanatın güzelliğine bezenmiş bir şekilde bizlerle buluşuyor ifadesini kullandı ve sergiye dair açıklamasının detayları Yeni Düzen gazetesinin iç sayfasından paylaşılıyor. Evet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın ifadesi spot başlık halinde yansıyor demiştik. Erdoğan'da yaşanabilecek bir olumsuzluktan tüm bakanlar kurulu sorumlu olacak ifadesini kullandı. Yine havalimanında yaşanan sıkıntılara işaret ediyor ve yine çalıştırma lisansının uzmanlardan alınıp Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na verilmesine de tepki gösteriyor. Erhürman açıklamasının detayları ise iç sayfadan paylaşıldı. Öne yansıyan son haberdeyiz. Bir polisiye haber aktarılıyor. 1 kilo 500 gramlık intikeneviri davasında karar açıklandı. 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ön sayfadan vurgulanıyor bugün Yeni Düzen gazetesinde. Ve Diyalog gazetesiyle devam ediyoruz. Diyalog gazetesi bugün manşetine hayat pahalılığına değiniyor. Hayat pahalılığına ilişkin vatandaşların yaptığı açıklamalar taşındı. Zamlar bıktırdı başlığıyla detayları görüyoruz. Vatandaşların en önemli sorun sıralamasında pahalılık liste başı oldu başlığıyla detayları görüyoruz. Aynı zamanda ayrıntılara baktığımız zaman Türkiye'de Şubat ayında açıklanan gıda enflasyonunun oranı paylaşılıyor ve Kuzey Kıbrıs'ta bu rakamın daha yükseklerde olması beklendiği vurgusu da yapıldı. Bunun dışında vatandaşların en önemli sorun sıralamasında pahalılıktan sonra trafik, kamuda verimsizlik yer alıyor. Bilgisi de paylaşılıyor. Ayrıntılara az sonra bakacağız. Evet, logo yanına baktığımız zamansa hava trafik kontrolleri dün gece Erdoğan'da grev başlattı. Bakanlar kurulu grevi yasakladı diyor. 5 sefer etkilendi. Bu grevden etkilenen 5 sefer olduğuna değindi. 3 ayrı polisiye yer alırken yine Türkiye'de meydana gelen deprem haberini görüyoruz. Çanakkale'de dün gece 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu durum endişe yarattı vurgusuyla detayları iç sayfadan paylaşıyor. Gazete ayrıntılarla devam ediyoruz. Manşetle başlayalım. Vatandaşların açıklamaları yer alıyor ve aynı zamanda Türkiye'deki enflasyon oranı paylaşılıyor demiştik. Ayrıntılara bakıyoruz. Türkiye'de Şubat ayı gıda enflasyonu %8.25 olarak açıklanırken Kuzey Kıbrıs'ta bu rakamın daha yükseklerde olduğu belirtiliyor. İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken diyalog muhabirinin görüşlerinin başvurduğu vatandaşlar ülkede birçok sorun bulunduğunu ancak ilk sırada pahalılığın geldiğini söyledi. Vatandaşların önemli bir kısmı aylık kredi kartını, elektrik faturasını ve kirasını ödemekte zorlanıyor. Evin gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada zorlandıklarını söyleyen vatandaşlar, pahalılığa karşı önlem alınmaması halinde bunun sosyal sorunlara yol açacağı uyarısında da bulunuyor. En önemli sorun sıralamasında pahalılıktan sonra trafik, kamuda verimsizlik yer alıyor. Bilgilerini görüyoruz, manşetten paylaşılıyor. Ve polisiye haberlerle devam edelim. Aracına aldığı 20 yaşındaki erkek şahsa cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Kıbrıslı Rum Panayotis cezaevine gönderildi. Bu duruma itiraz etmedi diyor. Bir diğer polisiye olayda ise 10 bin euro karşılığında sahte çalışma ön izni düzenleyen Pakistanlı Ali tutuklandı. Bu durumu polis araştırıyor başlığıyla yine detayları iç sayfadan görüyoruz. Yine üniversite vurgununa dair paylaşılan, sahte diploma soruşturmasına dair paylaşılan bir diğer polisiye haberdeyiz. Üniversite vurgunu soruşturmasında tutuklanan öğrenci işleri sorumlusu Şakaripar cezaevine gönderildi. Restoran işletmecisi Kovancı teminatla serbest kaldı. Dürüstle ilgili kararın bugün açıklanacağı da yine ön sayfaya yansıyor. Evet, Çanakkale'de meydana gelen deprem haberini az önce sizlere aktarmıştık. Ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için bir kez daha tekrarlayalım. Çanakkale'de dün gece 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu durum endişe yarattı. Diyalog gazetesi bu haberi de ön sayfadan bir dış haber olarak paylaştı.
Evet, Güneş Gazetesi ile devam ediyoruz. Güneş Gazetesi bugün manşetine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli kararının haksız ve siyasi bir karar olduğunu bir kez daha belirtti diyor. Ve bu konuyla ilişkili değerlendirmelerini ön sayfadan paylaştı. Karara son verilmeli vurgusu yaptı. Peki bu karar neydi? Bu karara göre de Rum Devleti'ne dönüştürülen Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak tanınır. İşte bu konuyla ilişkili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eleştirileri ve değerlendirmeleri manşetten paylaşıldı. Sürmanşete baktığımız zaman ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasını görüyoruz. Tahşiş analizine itiraz ederek tekrar analiz yapılmasını talep eden iki firmadan birinin zeytinyağının yine tahşişli olarak tespit edildiğini ve söz konusu firma hakkında ceza uygulanacağını bildiriyor ve yapılan açıklama detaylı bir şekilde sürmanşetten paylaşıldı bugün Güneş Gazetesi'nde. Loganıyla devam ediyoruz. Töreden taşınmaz mal komisyonuna kaynak oluşturulması konusunda hemfikir olduğunu kaydediyor. Kıbrıs Türk Barolar Birliği bünyesinde oluşturulan komitenin önerisinde hemfikir olduğunu vurguladı. Öne yansıyan son spot haberde ise dünkü Meclis Genel Kurulu'na işaret ediyor ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un açıklamalarına yer veriyor. Dalında kalan ürün tazmin edilecek ifadesine ise dikkati çekiyor. Gazete ayrıntılarla devam ediyoruz. Evet, manşetle başlayalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bazı açıklamaları var demiştik. Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada BM Güvenlik Konseyi üyeleri büyük bir aldatmayla önce Kıbrıs'a BM barış gücünü gönderelim, ateşkesi sağlayalım, sonra bu kararı değiştiririz diyerek 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı karar alınır. Bu karara göre de Rum Devleti'ne dönüştürülen Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak tanınır. Bu kararla uluslararası antlaşmalar ve hukuk kuralları ayaklar altına çiğnenmiştir. Bu karar halkımızın bütün haklarıyla egemenliğini yok saymakta ve halkımızı Rum'un azınlığı yapmaya içermektedir. Pek çok platformda, görüşmelerde ve son olarak da Antalya'da gerçekleşen diplomasi forumunda bir kez daha belirtmiş olduğum gibi Kıbrıs sorununun 60 yıldan bu yana devam etmesinin ana nedenlerinden biri bu haksız ve siyasi kararla Rum Devleti'ne dönüşen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak hala daha tanınmasıdır. Rum tarafı bu haksız ve siyasi karardan güç alıp konfor alanını sağlamlaştırırken uzlaşmazlığını sürdürmekte ve zaman oynamaktadır. Bu karardan güç alan Rum tarafı Kıbrıs Türk halkının bütün haklarını ve egemenliğini yok saymakta, Türkiye ile Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırılmaya çalışmaktadır açıklamasını yaptı. Tatar ayrıca bir kez daha belirtiyorum ki bu dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Devletimizden, egemenliğimizden, ana vatan Türkiye'nin garantörlüğüyle Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu haksız ve siyasi kararın hala daha yürürlükte olması nedeniyle kendisini Kıbrıs'ın tek sahibi olarak gören Rum tarafı 1968 yılından bu yana müzakere süreçlerini dinamitlemekte, uzlaşmaz tutumuyla hakimiyetçi zihniyetini sürdürmektedir. Bu karar ortada durdukça Rum tarafı hiçbir anlaşmaya yanaşmayacaktır. Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen ve yeni siyaset olarak adlandırılan bu vizyonumuz, Kıbrıs'ın ve bölgenin yararına olacak olan egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm şeklidir. Yeni ve resmi müzakereler ancak bu temelde başlayabilir. BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli ve 186 sayılı kararının 60. yıl dönümünde tüm dünyaya ve BM Güvenlik Konseyi'ne yeniden çağrıda bulunuyorum. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşabilmesini sağlayabilmek için Kıbrıs Türk halkını Rum tarafının azınlığı yapmayı içeren, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olan bu haksız ve siyasi kararı sonlandırın ifadelerini de kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu karara ilişkin yaptığı açıklamalar manşetten detaylı bir şekilde paylaşıldı. Ve sürmanşetle devam ediyoruz. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklama var demiştik. Zeytinyağına sıkı denetim başlığıyla aktarılıyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı tahşiş analizine itiraz ederek tekrar analiz yapılmasını talep eden iki firmadan birinin zeytinyağının yine tahşişli olarak tespit edildiğini ve söz konusu firma hakkında ceza uygulanacağını bildirdi.
Açıklamada 38'e 2023 sayılı zeytin ve zeytin ürünleri yasasının 8. madde 4. fıkratına aykırı davrandığı için firma hakkında söz konusu yasanın 28. madde 4. fıkra A bendine istinaden idari ceza uygulanacağı belirtildi. Diğer firmanın muayene ve analiz raporu sonucununsa beklendiği ifade edilen açıklamada laboratuvar sonucunun gelmesi sonrasında detaylı bilginin basınla paylaşılacağı kaydediliyor. Ve sloganıyla devam ediyoruz. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu törenin açıklamaları var. Töre Kıbrıs Türk Barolar Birliği bünyesinde oluşturulan komitenin taşınmaz mal komisyonuna kaynak oluşturulması için yasal düzenleme yapılması talebine ilişkin bu konuda hemfikir olduklarını ifade ediyor. Yaptığı açıklama iç sayfadan detaylandırıldı. Öne yansıyan son spottayız. Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un açıklamaları var. Dalında kalan ürün tazmin edilecek ifadesine dikkati çekiyor demiştik. Çavuş önceki gün itibarıyla 26 bin ton hasat edildiğini ve geçmiş yıllarda bu hasatın Mart sonunda yapıldığını kaydetti. Çavuş, King hasatının 50 bin tona yaklaşacağını söyledi. Çavuş, her ülkenin kendi karantina kurallarının olduğunu, bu yönde denetimlerin artarak devam ettiğini, aylık 240 denetim yapıldığını belirtti. Halkın güvende olduğunu da vurguladı. Çavuş, 10 gün içinde yeni bir sıkma makinesinin faaliyete geçeceğini ve bununla birlikte 450 ton sıkma kapasitesine çıkacağını da sözlerine ekledi. Yaptığı bu açıklamalar Güneş Gazetesi'nin ön sayfasından paylaşılıyor. Ve Özgür Gazete ile devam ediyoruz. Özgür Gazete bugün manşetine 13 Şubat'ta Via Famagusta adlı gemiden düşen emekçi Hasan Çöl Geçen'in oğlunun ifadelerine yer veriyor. Oğlu Şaban Çöl Geçen'in yapmış olduğu olayla ilişkili olarak yapmış olduğu ifadeler, bizim babamız öldü, Kıbrıs'tan başsağlığı için bile aranmadık, dava açacağız ifadelerine vurgu yapıyor bugün Özgür Gazete. Özgür Gazete'yi tamamladık, Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Vatan Gazetesi, sahtekarlık ülkemizde salgın haline geldi başlığını kullanıyor ve ülkemizde son dönemlerde meydana gelen olaylara işaret ediyor ve bunun yanında sahtekarlık olayına bir yenisi daha eklendi diyor. 10 bin euroya sahte ön izin hazırladı başlığıyla olay detaylı bir şekilde paylaşıldı. Sahte ön izin hazırlayarak bir kişiden 10 bin euro alan Pakistanlı ZSA dün mahkemeye çıkarıldı diyerek mahkemenin detaylarını da manşetten görüyoruz. Sür manşete baktığımızda yine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama var. Taşiş analizi açıklaması yaptı. Logo yanında Erdoğan'daki grev 60 gün süreyle ertelendi başlığı kullanılarak Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız'ın dün saat 19.30'dan bugün saat 08.30'a kadar Ercan Kule Kontrol Bölümünde grevde olacaklarını açıklamıştı. Ancak Bakanlar Kurulu yine sendikanın Ercan Havalimanı'nda başlattığı grevi 60 gün süreyle ertelediği bilgisi ön sayfadan paylaşılıyor. Spot haberlere göz atalım. Bir etkinlik haberi görüyoruz. Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi'nden de detaylar paylaşılıyor. Yapılan açıklama aktarılıyor. Bunun dışında Hüseyin Kanatlı şarkılarla anıldı. Önceki akşam yapılan anma törenine işaret ediyor. 20'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu binasında düzenlediği 26. yıl konserinde Hüseyin Kanatlı anıldı bilgisi paylaşıldı. Öne yansıyan bir diğer haber ise bir kaza haberi. Girne Değirmenlik ana yolunda bir kaza yapıldı. 13 kişi bu kazada yaralandı diyor. Ve öne yansıyan son spottaysa Birleşmiş Barış Gücü adadaki 60. yılı münasebetiyle ara bölgede tören düzenledi diyerek bu törene dair bir fotoğraf yansıtılıyor ve bilgiler paylaşıldı. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Evet, manşetle başlayalım. Bir sahtekarlık olayını detaylı bir şekilde ele alıyor demiştik gazete. Detaylara bakıyoruz. Sahte ön izin hazırlayarak bir kişiden 10 bin euro alan Pakistanlı ZSA dün mahkemeye çıkarıldı. Polis zanlının 2023-2024 yılları arasında daha önceden tanıdığı Gönyeli'de sakin Bangladeşli SRS'yi yurt dışında bulunan akrabalarına ön izin çıkaracağı vaadiyle kandırdığını söyledi. Polis zanlının sahte olarak düzenlenen ön izin başvurularını SRS'ye WhatsApp isimli uygulamadan atıp tedavüle sürüp karşılığında 10 bin euro parayı sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.
polis zanlının 29 Şubat 2024 tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklandığını da açıkladı. Sürmanşetle devam ediyor. Sürmanşette Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan tahşiş analizi açıklaması var demiştik. Detaylara bakalım. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4-25 Ocak tarihleri arasında 5 ilçede tahşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesinin alındığını ve yapılan analizlerin sonucunda ise 47 zeytinyağı numunesinin uygun, 19 zeytinyağı numunesinin ise tahşişli olarak tespit edildiği hatırlatıldı. Detaylar iç sayfadan paylaşılıyor. Ve sloganıyla devam edelim. Erzurum'daki grev 60 gün süreyle ertelendi demiştik. Bakanlar Kurulu Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın Erzurum Havalimanı'nda başlattığı grevi 60 gün süreyle erteledi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan kararla elzem bir hizmet olan sivil havacılık takip grevin düzen bozucu özelliği nedeniyle Erzurum Havalimanı Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'ndeki grev kaldırılmış oldu. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, dün saat 19.30'dan bugün saat 08.30'a kadar Erzurum Kule Kontrol Bölümünde grevde olacaklarını açıklamıştı. Detaylar iç sayfadan paylaşılıyor ve spot haberlerdeyiz. Bir etkinlik haberi paylaşalım öncelikle. Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre koordinatörlüğünün Nevin Halis'in yapacağı Üreten Kadın Sanatçılar Buluşması başlıklı organizasyonda sanatçılar ve sanata gönül veren kadınlar bir araya gelerek eserlerini, düşüncelerini ve vizyonlarını paylaşacak. Bir diğer spotta ise Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği topluluğu önceki akşam saat 20'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu binasında düzenlediği 26. yıl konserinde Hüseyin Kanatlı'yı andı diyerek konsere dair bir fotoğraf ön sayfadan aktarılıyor. Evet, dün meydana gelen kaza haberinin detaylarını sizlerle paylaşalım. Girne Değirmenlik ana yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Musa Demirtaş yönetimindeki araç yolun sağına geçtiği sırada Beyzade Çetinkaya ve araçta yolcu olarak bulunan Onur Kanıcıoğlu yaralandı. Kazaya dair fotoğraf ön sayfadan paylaşıldı. Ve öne yansıyan son haberdeyiz. Adadaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü adada konuşlandırılmasının 60. yılı nedeniyle ara bölgede tören düzenledi. Törende 154 BM Barış Gücü askerlerine madalya da verildi ve askeri kanadından temsilciler katıldı diyerek törene dair bir fotoğraf da ön sayfadan paylaşılıyor bugün Vatan Gazetesi'nde. Ve Halkın Sesi Gazetesi ile devam ediyoruz. Halkın Sesi Gazetesi bugün manşetine havada kaos başlığını kullanarak yine dün Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın havalimanındaki eksikliklere dikkat çekmek için dün akşam saat 19.30'dan bugün saat 08.30'a kadar kule kontrolünde şok grev kararı aldığını, ancak grev saat 22 sıralarında Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle yasaklandığını paylaşıyor. Konuyla ilişkili olarak Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız'ın açıklamalarını manşetten görüyoruz. Detaylara az sonra bakacağız. Sürmanşete baktığımızda Kuzey Kıbrıs'ta yapılan bir araştırmayı ön sayfaya taşıyor. Sağlıkta ortak sorun obezite vurgusu yaptı ve Kuzey Kıbrıs'ta yapılan araştırmanın oranları da paylaşılıyor. Vatandaşların %33,8'i obez, %37'si ise aşırı kilolu çıktı. Yani ülkenin %70,8'i aşırı kilolu veya obez olarak açıklandığı paylaşıldı. Detaylara bakacağız. Bunun dışında Londra'da 60 yıllık kararı protesto başlığını görüyoruz. 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararın 60. yılında protesto düzenlendi. İngiltere parlamentosu önünde toplanan Kıbrıslı Türklerden oluşan bir grubun yapmış olduğu bu protesto haberi de bir fotoğrafla paylaşılıyor. Ayrıntılarla devam edelim. Evet, manşetle başlayalım öncelikle. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası havalimanındaki eksikliklere dikkat çekmek için dün akşam saat 19.30'dan bugün saat 08.30'a kadar kule kontrolünde şok grev kararı aldı. Ancak grev saat 22 sıralarında Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle yasaklandı.
Hükümetin grevi ertelemesine kadar havalimanında kaos yaşandı. Uçaklar bir süre iniş kalkış yapamadı. Türkiye saatiyle 20.45'te kalkış yapması planlanan Ankara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferi için uçak havalanamadı. Yolcular geri indirildi. Seferler grev yasağından sonra rötarlı şekilde yapılabildi. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, havalimanının teknik yetersizliğinden kaynaklı son 5 ayda 2 defa tehlike atlatmalarına rağmen bundan ders çıkarılmadığını da söyledi. Havalimanının adeta bir ticarethaneye çevrildiğinden yakınan Kapısız, "Daha neyi bekliyorsunuz? Yeni bir tehlikeli durumun oluşup bu sefer kazayla sonuçlanmasını mı?" diyerek tepki gösterdi. Yine Cem Kapısız'ın yaptığı açıklamalar iç sayfadan detaylandırılıyor. Evet, sür manşetteyiz. Günümüzün modern hayat tarzı obeziteye eğilimi artırdı. Hem yetişkinler hem çocuklar egzersize gittikçe daha az vakit ayırıp televizyon, akıllı telefon ya da iPad karşısında daha uzun süreler oturuyor. Kuzey Kıbrıs'ta yapılan araştırmaya göre vatandaşların %33,8'i obez, %37'si ise aşırı kilolu çıktı. Yani ülkenin %70,8'i aşırı kilolu veya obez. Güney Kıbrıs'ın da bu konuda kuzeyden geri kalır yanı yok. Güneyde her 3 kişiden biri fazla kiloya sahip, bilgisini görüyoruz. Evet, öne çıkan bir diğer haberdeyiz. Londra'da 60 yıllık kararı protesto başlığıyla bir fotoğrafla desteklenerek paylaşıldı demiştik. İngiltere parlamentosu önünde toplanan Kıbrıslı Türklerden oluşan bir grup, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesine içeren 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararın 60. yılında protesto düzenledi. Ve detaylar iç sayfadan aktarıldı. Halkın sesini tamamladık ve Yeni Bakış gazetesiyle devam ediyoruz. Yeni Bakış gazetesi bugün manşetine Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kambir'in açıklamalarına yer veriyor. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası örgütlenme ve sektör birliklerinden sorumlu Başkanı Mahmut Kambir, toplumun her alanında sosyal ve ahlaki yönden bir çürümüşlüğün hakim olduğunu belirterek kendi öz değerlerimize sahip çıkmanın zamanı geldi dedi. Sosyal ve ahlaki çürümüşlük var ifadesine ise vurgu yapıyor gazete. Yine Kambir'in açıklamalarına detaylı olarak az sonra bakacağız. Sür manşete baktığımızda İsrail-Filistin savaşına işaret ediyor. Gazze'de bebekten yetersiz beslenme yüzünden ölüyor vurgusu yapıldı. Yine konuyla ilişkili olarak Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adel Kodur'un açıklamaları var. İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yeterli beslenemeyen bebeklerin ölümlerine ilişkin yapmış olduğu yazılı açıklamayı sürmanşetten aktarıyor bugün Yeni Bakış gazetesi. Ve spot haberlerle devam edelim. 4 aylı polisiye haber yer alırken bir de kaza haberi var. Yine az önce bir diğer gazetede de sizlere paylaşmıştık. Girne Değirmenlik Anayolu'nda kaza, 3 kişinin yaralandığı bilgisi fotoğrafla birlikte ön sayfadaki yerini alıyor. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Manşetle başlayalım öncelikle. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kambir'in açıklamaları var demiştik. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası örgütlenme ve sektör birliklerinden sorumlu Başkanı Mahmut Kambir, toplumun her alanında özellikle devlet kurumlarının bir çoğunda olan ve bugün gündeme gelen sosyal ve ahlaki çürümüşlüğün kendi değerlerimizin dejenerasyona uğramasından kaynaklı olduğunu söyledi. Kambir, herkesin kendini kurtarmanın peşinde olduğunu ve bunun ganimet kültüründen gelen bir yapı olduğunu söyleyerek, herkesin hakkı olduğunu düşündüğü birçok şeye ulaşmak için hangi enstrümanlar gerekiyorsa tedarikinin yapıldığını da kaydetti. Mahmut Kambir, kendi öz değerlerimizin adil olmanın, dürüst olmanın, hukuka inanmanın, toplum ve yönetenler tarafından eşitçilik bir şekilde uygulanmasıyla bu durumun içinden çıkılabileceğini söyledi. Kambir, ülkede karma kültürün yarattığı bir bozukluğun ortaya çıktığını belirterek, farklı insanların, farklı coğrafyalarda yaşadığı farklı deneyimlerin Kıbrıs'a gelip yönetilmemesi sonucu bugün bunların yaşandığını söyledi. Kambir, toplumumuzun değerlerine sahip çıkmasıyla Akdeniz kültürüne uygun bir ada ülkesi olabilir miyiz? Kendi kendimize sormak gerekir diye konuştu. Kambir'in bu açıklamaları manşetten detaylı bir şekilde paylaşılıyor.
Ve sür manşetle devam ediyoruz. İsrail-Filistin savaşına işaret ediyor demiştik. Detaylara bakalım. İsrail'in saldırıları altında zorla aç ve susuz bırakılan Filistinli bebekler ve çocukların yetersiz beslenme ve yardımların engellenmesi nedeniyle dünyanın gözü önünde can vermeye devam ettiği uyarısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adel Kodur, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yeterli beslenemeyen bebeklerin ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada yetersiz beslenmenin Gazze şeridini kırıp geçirdiği ve korkulan çocuk ölümlerinin yaşandığına işaret edilerek Gazze şeridinin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde son günlerde en az 10 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı. Ve spot haberlerle devam ediyoruz. Yine polisiye haberler yer alıyor spot haberlerde demiştik. Detaylara bakalım. Alayköy'de meydana gelen tüfekli saldırı olayıyla ilgili tutuklanan Kemal Özkan, Seyfi Ötüken ve Ali Güden adına kayıtsız ateşli silah taşıma tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde taşıma tasarrufu, kasti hasar, şiddet kullanma tehdidi, meşgul mahallede ateş etmek suçlarından teminata bağlanmak üzere dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı ve zanlılar kefaletle serbest kaldılar. Bir diğer polisi olayda Metehan sınır kapısından geçiş yaparken aracında yapılan aramada 1 kilo 500 gram Hint keneviri ele geçirildi. Osman Teke ile suç ortağı Zeka Mamali hakkındaki dava dün karara bağlandı. 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Sahte ön izin hazırlayarak bir kişiden 10 bin euro alan Pakistanlı ZSA dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru zanlının ifadesinde 4 yıl süreyle çalışma izniyle adada bulunduğunu ancak bu yıl çalışma izni süresi bittiği için kaçak duruma düşmemek için lise diploması olmadığı halde bir üniversiteye 1000 euro verip kayıt olduğunu söylediğini açıkladı. Ve son polisiye haberdeyiz. Lefkoşa'da meydana gelen mülke tecavüz, kasti hasar ve sirkat suçlarından tutuklanan lise öğrencileri dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. 4 gün daha tutuklu kalacakları paylaşılıyor. Ve öne yansıyan son haberde ise yine Girne Değirmenlik ana yolunda meydana gelen kaza haberini bir fotoğrafla paylaşarak 3 kişinin yaralandığı bilgisi de aktarıldı. Evet, Yeni Bakış gazetesi tamamladık. Avrupa gazetesi ile devam ediyoruz. Avrupa gazetesi bugün manşetine Ankara ağır cezada yargılanan Şener Levent ile Ali Osman'ın davasına dair bazı bilgiler paylaşılıyor. Tayyip davası başlığıyla bu haber ön sayfadan detaylı bir şekilde paylaşıldı. Avrupa gazetesini tamamladık. Kıbrıs gazetesi ile devam edelim. Kıbrıs gazetesi de Güneş gazetesi gibi bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın barış gücü gönderilmesini içeren 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararının 60. yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamayı taşıyor. Bu haksız kararı sonlandırın ifadesine dikkati çekiyor. Peki bu karar neydi? Bu karara göre Rum Devleti'ne dönüştürülen Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak tanınmasıydı. İki ayrı alt başlık halinde açıklamaları görüyoruz. Haksız ve siyasi bir karar, dayatmalara boyun eğmeyeceğiz alt başlıklarıyla detayları görüyoruz. Sür manşete baktığımız zamansa vatandaşların açıklamaları var. Muhalefet erken seçim talebini yükseltirken hükümetse icraat için istikrar vurgusu yaptı. Konuyla ilişkili vatandaşın açıklamaları var. Seçimle bir şey değişmez ifadesi öne çıkarıldı. Yine bunun dışında öne yansıyan bir protesto haberini görüyoruz. Bir fotoğrafla aktarılıyor. İngiltere parlamentosu önünde toplanan Kıbrıslı Türkler BM'nin kararını protesto etti. İngiltere'nin 60 yıllık hatasını düzeltmesini istedi diyerek tecride son verin başlığıyla bu haber ön sayfadan detaylandırıldı. Ve öne yansıyan son haberde ise logo yanından paylaşılıyor. BM Barış Gücü adadaki 60. yılı münasebetiyle ara bölgede tören düzenlendi. Törene ilişkin detaylar iç sayfadan paylaşılırken yine törene katılan BM temsilcisi Colin Stewart'ın yaptığı açıklamalar da detaylı bir şekilde paylaşılırken ön sayfaya ise ifadesi yansıyor. Her yıl çözüm olasılığı azalıyor başlığıyla detayları iç sayfadan aktar. Ayrıntılarla devam ediyoruz. Manşetle başlayalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın değerlendirmeleri var demiştik. Tatar 4 Mart 1964 tarihli kararın haksız ve siyasi olduğunu belirterek bu kararın çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.
Tatar, bu dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Devletimizden, egemenliğimizden, ana vatan Türkiye'nin garantörlüğüyle Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Rum tarafının BM'nin bu kararından güç alarak Kıbrıs Türk halkının haklarını ve egemenliğini yok saydığından şikayetçi olan Tatar, Rum tarafının Birleşmiş Milletler parametreleri, federal çözüm ve sıfır asker sıfır garanti dayatmalarıyla Türkiye ile Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırmaya çalıştığına da dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yaptığı bu açıklamalar iç sayfadan detaylandırılıyor. Ve sürmanşette vatandaşların yaptığı açıklamalar yer alıyor demiştik. Detaylar iç sayfadan paylaşıldı. Kısaca bir göz atalım. Muhalefet erken seçim talebini yükseltirken hükümet ise icraat için istikrar vurgusu yapıyor. Vatandaşlar ise hem muhalefete hem iktidara mesaj gönderdi dedi. Vatandaşlar ekonomik durumun kötü olduğuna dikkat çekerek böylesi bir ortamda seçime gidilse de değişen bir şeyin olmayacağı noktasında hemfikir. Gelen de aynı giden de diyen vatandaş seçimle bir şeyin değişmeyeceğini düşündüğünden erken seçime kapıyı kapattığı aktarılıyor. Ve logo yanındayız. Yine az önce de aktarmış olduğumuz bir haber. Yeniden ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için tekrarlayalım. BM Barış Gücü adadaki 60. yılı münasebetiyle ara bölgede tören düzenledi. BM temsilcisi Colin Stewart törende bir açıklamada bulundu. İfadesini yansıtıyor ön sayfadan yalnızca Kıbrıs gazetesi. Her yıl çözüm olasılığı azalıyor ifadesini kullandığı paylaşıldı. Evet, bir protesto haberi var. İngiliz parlamentosu önünde toplanan Kıbrıslı Türkleri BM'nin kararını protesto etti. İngiltere'nin 60 yıllık hatasını düzeltmesini istiyor. Detaylara bakalım. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile Ambargolu adlı sivil toplum örgütünün öncülüğünde İngiltere parlamentosu önündeki meydanda bir araya gelen Kıbrıslı Türkler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1964'te aldığı kararın 60. yılında kararın iptalini talep ettiği paylaşıldı. Ve öne yansıyan iki ayrı spot başlık görüyoruz. Metehan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 1,5 kilogram uyuşturucu sokarken yakalanan Osman Teki ve Zeka Mamaili 4,5 yıl hapis yatacak ibret olsun başlığıyla detaylar iç sayfadan paylaşıldı ve öne yansıyan son haberde ise aylık ortalama 1300 ile 1500 kan girişi olan kan bankası için bu rakam yeterli değil, düzenli bağışçı sayısı artmalı önerisinde bulunuyor ve spot başlık halinde Kıbrıs gazetesi bu habere de yer veriyor. Evet, Kıbrıs gazetesi ülkemiz basınındaki son gazeteydi. Şimdi ise sabah habere Türkiye basınındaki son gelişmelerle devam ediyoruz. Evet, Türkiye basınıyla devam ediyoruz demiştik. Türkiye gazetesi Türkiye basınındaki ilk gazete olacak. Bugün manşetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına yer veriyor. Çemberi tamamlamak üzereyiz. Irak'taki terör bu yaz çözülecek başlığını kullandı ve dün yapılan toplantı sonrası yaptığı açıklama detaylı bir şekilde ön sayfadaki yerini alıyor. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız dedi. Terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini söyleyen Erdoğan, Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var ifadelerini kullandı. Yine birçok gazete kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklamayı detaylı bir şekilde gazetelerin ön sayfasından paylaşıyor. Öne yansıyan bir diğer haberle devam ediyoruz. Fransa ve İran sabotaj peşinde. Zengezur'a 10 bin çeteci başlığını kullandı. Paris ve Tahran Türk dünyasını bağlayacak Zengezur'u engellemeye çalışıyor. Fransa bölgeye silahlı çeteler yığıyor. İran ise arazi toplayıp vatandaşlarını yerleştiriyor. Bilgisini paylaştı. Detaylara bakalım. Afrika'dan kovulan Fransa gözünü Kafkaslara dikti. Suriye, Lübnan ve İran'ın yanı sıra batılı ülkelerden toplanan 10 bin Ermeni çeteciyle PKK'lı terörist sınırımızdaki Nahçıvan'ı Bakü ile birleştirecek hattın çevresine yerleştirildi.
Ermeni çeteleri yol inşasını engellemek için sabotajlara başladı. Erivan-Bakü anlaşmasını boşa çıkarmak için çetelere eğitim veren Fransa ve İran'ın dışında koridordan rahatsızlık duyan Hindistan'da Ermenilere silah yardımına başladı. Bu silahlar arasında süpersonik seyir füzeleri de bulunuyor. Fransa çetecilere günlük 12 dolar ücret ödüyor bilgisini görüyoruz. Evet, akran zorbalığına da değiniyor gazete ön sayfadan. Akran zorbalığına maruz kalan çocuk bunun faturasını ömür boyu ödüyor. Pedagog Tansu Özkay'ın açıklamaları yer alıyor bu akran zorbalığı ile ilişkili. İlkokul ve lisede başlayan akran zorbalığı bazen intihara kadar sürüklüyor. Pedagog Tansu Özkay, ülkemiz akran zorbalığında dünyada ilk üç arasında yer alıyor. Çözümü okul yönetimlerinin bulması gerekiyor bilgisini paylaşarak yine Özkay'ın da önerileri iç sayfadan detaylandırılıyor. Evet, Türkiye gazetesini tamamladık. Sözcü gazetesiyle devam ediyor. Sözcü gazetesi bugün manşetine Türkiye'deki enflasyona dair bir manşet paylaştı. Enflasyon Maliye Bakanı Şimşek'in midesinde. Göreve geldiğinde 80 lira olan kumpir 185'e çıktı diyor. Bakan Şimşek'in severek yediği kumpirde 9 aylık enflasyon %131 oldu. Sadece kumpir değil, gıda fiyatlarındaki enflasyon da uçtu diyerek Türkiye'deki hayat pahalılığına işaret ediyor ve bazı oranlar paylaşılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve geldiği 4 Haziran 2023'ten bu yana tam 9 ay geçti. O dönem enflasyon %40 civarındaydı. Bakanın enflasyonu durdurmak için devreye aldığı acı reçeteler etkili olmadı. Yemeği çok sevdiği kumpir bile %131 zamlandı. Şimşek göreve geldiğinde 80 lira olan sebzeli kumpirin fiyatı %131 artışla 185 liraya çıktı. İktidarın krizin faturasını sırtına yıktığı dar gelirlilerin gıda enflasyonuysa %111'i aştı. 3 kuruş maaşla geçim savaşı veren milyonlar bırakın kumpir yemeği karnını doyuramaz hale geldi. Yine fotoğraflarla desteklenerek paylaşılıyor bu haber. Bir diğer alt başlığında ise TÜİK şaşırttı başlığını görüyoruz. Yine aylık enflasyonu açıkladı diyor. ENAG ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarını kıyaslıyor gazete. Rakamları tartışmalı. TÜİK enflasyonu aylıkta %4.53, yıllıkta %67 çıkardı. ENAG ise aylık enflasyonu %4.32 hesapladı. Böylece TÜİK ENAG'ın üzerinde enflasyon açıkladığı paylaşıldı. Sözcü gazetesini tamamladı. Geniş Şafak'ta devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı detaylı olarak aktarıyor iki ayrı alt başlık halinde. Irak'taki terör bu yaz bitecek vurgusu yapıyor. Teröre dair kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör örgütü PKK'ya karşı Irak ve Suriye'deki mücadeleyle ilgili önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin Irak sınırını güven altına alacak çemberi tamamlamak üzere olduğunu belirten Erdoğan, İnşallah bu yaz Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız dedi. Külliye'de 2,5 saat süren kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, Suriye ile ilgili şunları söyledi. Suriye sınırlarımız boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturma irademiz bakidir. Türkiye'yi güney sınırları boyunca kuracağı bir teröristanla dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var. Türkiye'nin Gazze ve Filistin için elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini de belirten Erdoğan, İsrail'in işgal ve katliamlarına destek veren ülkeleri uyardı. Filistin topraklarında 2. Dünya Savaşı'ndan beri süren sistematik gasp eylemlerini meşrulaştıran hiçbir ülkenin ve halkın geleceği güvende olmayacaktır açıklamasını yaptı. Evet, öne yansıyan bir diğer haberle devam ediyoruz. Türkiye'ye beyin göçü başlığı kullanıldı. Türkiye teknoloji alanında atılım yaparken farklı ülkelerden de yetişmiş personelin ilgisini çekiyor. Geçen yıl başlatılan yetenek transferi programına şimdiye kadar 1702 yabancı başvurdu. Şartları karşılayan 1598 kişi Türkiye'deki özel şirketlerde istihdam edildi. Uzay mühendisi, yazılımcı, biyolog, kimyager gibi 284 mesleği kapsayan programa en çok Ruslar ilgi gösterdi. Türkiye'de teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına katkı vermek isteyenlerin 833'ü Rus uyruklu, mesleklerde ise yazılımcılar öne çıkıyor. Gelenlerin 440'ı yazılım tasarımcısı, 377'si yazılım geliştirici ve 144'ü ise yazılım test edici olduğu da aktarıldı.
Evet, İsrail-Filistin savaşına işaret ediyor bir fotoğrafla aktarılıyor. Fotoğrafın hemen üzerinde bir not görüyoruz. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia'da Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okula sığınan Obeyda ailesi yiyecek bulamadığından kaktüs bitkisinin yapraklarını tüketiyor diyerek yine az önce de ifade ettiğimiz gibi bir fotoğraf yansıdı. Yılda 60 bine yakın bebeğin dünyaya geldiği Gazze'de İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü soykırımla bebek ölüm ve düşük oranları %300'den fazla arttı. Sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yeni doğan bebekler kayıt altına alınamıyor, hayatını kaybedenlere de ölüm belgesi verilemiyor. Bu nedenle Gazze'de öldürülen bebeklerin tam sayısı ise bilinmiyor vurgusu yaptı gazete. Yine Profesör Zekeriya Kurşun'un açıklamaları var İsrail-Filistin Savaşı'na dair yapmış olduğu. Açıklamasına bir göz atalım. Profesör Kurşun Gazze'yi ele aldığı konuşmasında özellikle akademideki İsrail tabusuna dikkat çekiyor. Kurşun, Harvard Üniversitesi rektörünün İsrail lobisinin etkisiyle kovulduğunu da hatırlatarak bu alanda çalışan akademisyenlerde uluslararası işlerinin zedeleneceği korkusu var açıklamasını yaptı. Yeni Şafak gazetesini tamamladık Hürriyet gazetesiyle. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi de bugün manşetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrasında terörle ilişkili olarak yapmış olduğu konuşmayı detaylı olarak taşıdı. Sınırdaki terör bu yaz bitecek vurgusu yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin Irak sınırını terörist tızmalara karşı güven altına alacak çalışmaların bitmek üzere olduğunu, sorunun bu yaz kalıcı olarak çözüleceğini söyledi diyor. İki ayrı alt başlık halinde detayları görüyoruz. Kabus yaşatacağız, enflasyonu yeneceğiz diyerek enflasyona dair bilgiler de paylaştı. Enflasyonla mücadelemizde henüz istediğimiz yere gelmedik. Daha önce ülkemizi enflasyondan nasıl kurtardıysak bunu yine yapacağız. Sıkıntıların farkındayız. Enflasyonu yenerek milli gelirimizi artırarak çalışmalarımızın ve emeklerimizin gelirlerini artıracağız. Milletimizden bize güvenmesini, destek ve dualarını özellikle istirham ediyorum açıklamasını yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de açıklamalarını görüyoruz. Yerel seçimden sonra yeni vergilerin gelmeyeceği ve ek vergi artışlarının olmayacağı noktasına değiniyor. Detaylara bakıyoruz. Seçimden sonra vergiler artmayacak. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artışa gidilmeyecek. Geçen yıl motorlu taşıtlar vergisinde bir defaya mahsus iki ödeme yapıldı. Bu yıl MTV'de yeni bir ödeme olmayacak. TL'nin değer kaybının hızlanması beklenmiyor. Seçimden sonra TL'nin değer kaybedeceği beklentileri doğru değildir. İhracatların rekabetçi kur beklentisi gerçekleşmeyecek. Kimse benden TL'yi değersizleştirecek adım beklemesin açıklamasını yaptı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu ifadeleri ön sayfadan aktarılıyor. Yine İsrail-Filistin savaşına dikkati çekiyor gazete. Bir fotoğraf karesiyle işkencede sınır yok denildi. İsrail'in tepkilere rağmen Filistinlilere uyguladığı kötü muameleye devam ettiği ortaya çıktı. Ve bu fotoğraf da onu gösteriyor sayın seyirciler. İsrail askerleri Han Yunus'a gözaltına aldıkları 14 Filistinliye beyaz tulum giydirip gözlerini bağladı. Ellerini arkadan bağladığı Filistinlileri boş bir havuzda oturttu. Bu görüntüler büyük tepki çekti diyor Hürriyet gazetesi. Yine ön sayfada Çanakkale'de meydana gelen deprem haberi de paylaşılıyor detaylı bir şekilde. 4.9'la sallandı. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün 21.38'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve Ege bölgelerinde hissedilen depremde Bursa'da ikinci kattan atlayan bir kişi ise hayatını kaybetti. Ve Sabah gazetesiyle devam ediyor. Sabah gazetesi de bugün manşetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında terörle ilişkili olarak yapmış olduğu açıklamaları getiriyor. Teröristlere yeni kabus yaşatacağız ifadesine vurgu yapıyor Sabah gazetesi. Yeni sınır ötesi harekatın sinyalini veren Başkan Erdoğan, Türkiye'yi güneyde teröristanla dize getirmek isteyenlere yeni kabuslar yaşatacağız dedi. Güvenlik stratejisi alt başlığıyla teröre dair yaptığı açıklamalar paylaşılırken, Gazze'nin yanındayız diyerek İsrail-Filistin savaşına dair yapmış olduğu açıklamalar da paylaşıldı. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.
diyor bir fotoğrafta bu notta paylaşıldı. Bunun dışında çalışan ve emeklimizin gelirini artıracağız. Bir diğer alt başlıktayız. Deprem ve seçime rağmen ekonomimiz %4,5 gibi bir oranla büyüdü. Sıkıntıların da farkındayız. Enflasyonu yenerek çalışanlarımızın ve emeklilerimizin gelirlerini artıracağız. Milletimizden bize güvenmesini, destek ve dualarını özellikle istirham ediyorum. Açıklamasını yaptığını aktarıyor Erdoğan'ın. Yine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de vergilerle ilişkili olarak yapmış olduğu açıklama da yansıyor. Bir diğer gazetede de ifade etmiştik. Ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için tekrarlayalım. Şimşek vergi artışı ile ilgili spekülasyonlara noktayı koydu. KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında artış olmayacak. MTV'ye ilişkin bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik açıklamasını yaptı. Ve Sabah gazetesini tamamladık. Cumhuriyet'te devam ediyoruz. Tüketici fiyatları 62 aydır tırmanışta, gıdada tehlike büyük. Enflasyonda yönetilemiyor başlığıyla. Yine enflasyona dair oranları görüyoruz. TÜİK ve ENAG'ın paylaşmış olduğu oranlar yer alıyor. TÜİK'in yayınladığı verilere göre tüketici fiyatları Şubat ayında %4,53 arttı. Yıllık enflasyon ise %67,07 oldu. Gıdadaki yıllık artış %71,12'yi buldu. ENAG yıllık enflasyonu %121,98 olarak hesapladı. Ekonomistler Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefinin tutması imkansıza yakın uyarısında da yine bulunuyor. 2 aylık enflasyon %11,54 olarak gerçekleşti ve beklentilerin üzerine çıkan enflasyon emeklileri ve çalışanları ezdi. Ücret, maaş ve aylıklara gelen zamlar 2 ayda eridi. Milyonlar Temmuz'a kadar aynı parayla geçim derdini sürdürecek. Kamu emeklisi en düşük maaş 60 bin TL olsun dedi. Cumhuriyet'i de tamamlamış olduk ve bir diğer gazete Milliyet'te devam ediyoruz. Milliyet gazetesi de bugün yine manşetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayı manşetten paylaşıyor. Kandili kabus bekliyor başlığıyla detayları görüyoruz. Terörle mücadele konusunda yeni sınır ötesi harekatın sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan yaz aylarını işaret etti. Kabus yaşatacak hazırlıklarımız var ifadesini de kullandı. Yine bir diğer değindiği konuysa çalışanların geliri artacak alt başlığıyla paylaşılıyor. Bu yılın ilk iki ayında cari dengede 13 milyar doların üzerinde bir iyileşme sağlandığını belirten Erdoğan, enflasyonu yenerek büyümeyi sürdürecek çalışanlar ve emeklilerimizin gelirlerini de artıracağız dedi. Erdoğan, 2024'ün ilk iki ayında savunma ve havacılık sektöründe 633 milyon dolarlık ihracat rakamıyla yeni bir rekor kırıldığını da sözlerine ekledi. Ve Milliyet gazetesi bu haberi manşetten paylaşıyor. Evet, öne çıkan bir diğer haberdeyiz. NATO'nun tarihi tatbikatında gövde gösterisi başlığını kullandı gazete. 1989'dan bu yana en büyük tatbikatını icra eden NATO, binlerce askerli ittifakın hepimiz birimiz için kabiliyetini sınayacak diyor. İki ayrı alt başlıkla detayları görüyoruz. Dayanışma kurgusu, Türk Silahlı Kuvvetleri her aşamada başlığıyla detaylar paylaşıldı. Akşam gazetesi son gazete olacak. Yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine sonrası terörle ilişkili olarak yaptığı açıklamalar yansıyor. Kimseyi darda bırakmayacağız başlığıyla hem enflasyona değinerek hem de terörle ilgili yaptığı açıklama ön sayfadan aktarıldı. Yerel seçimle ilişkili olarak paylaşılan bir diğer haberdeyiz. Polemik değil icraat kazanacak başlığıyla AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un çalışmalarına değiniyor ve orada yapmış olduğu konuşmayı paylaşıyor. Üsküdar Çocuk Köyü'nü açan kurum, Üsküdar'ın çocukları için bir dikili ağaçları yok. Bu köy 5 yılda yaptıkları kreşlerden daha büyük açıklamasını yaptı. Kurum israfı bitirdik diyorlar ama sadece bunun reklamı için 175 milyon lira harcadılar. 5 yılı polemikle geçirdiler diye konuştu. Fotoğraflarla desteklenerek paylaşıldı. Öne yansıyan bir diğer haberde bir liste görüyoruz. HDP DEM adayları CHP listelerinin başında diyerek Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Üsküdar, Zeytinburnu, Kartal, Sarıyer ve Maltepe'deki listeler detaylı bir şekilde gazetenin ön sayfasından aktarılıyor. Evet, akşam gazetesi Türkiye basınındaki son gazeteydi. Şimdi ise Sabah Haberi Güney Kıbrıs basınındaki son gelişmelerle devam ediyoruz.
Evet, Filelefteros gazetesi Güney Kıbrıs basınındaki ilk gazete olacak. Filelefteros gazetesi bugün manşetten aktardığı haberde barajlar büyük tehlike başlığını kullandı. Rum Su Dairesi Başkanlığı'nın barajlarda ciddi baskını tehlikesinin olduğuna değindi. Detaylarda barajların altında inşa edilen yerleşim yerlerinin risk altında olduğu, Rum Su Geliştirme Biriminin özel raporunda afet olasılığının görünür olduğunun dikkate alınması gerekçesiyle olası su baskınlarının sonuçlarını sınırlamak için önlemler alınması çağrısında bulunduğu ve rapora göre barajların kullanım ömrünün 50 yılı aşmış durumda olduğu ve sorunların ortaya çıkışının yavaş ve tespitinin zor olduğu aktarıldı. Filelefteros gazetesini tamamladık. Politis'le devam ediyoruz. Politis gazetesi vapurlar şüpheli para dolu çantalarla gelip gidiyor başlığını kullandı. 31 yaşındaki Ukraynalı kadın ve daha birçok kişinin daha takipte olduğuna değiniyor. Detaylarda Limassol'da kendisine karşı düzenlenen tuhaf soygun nedeniyle tutuklanan 31 yaşındaki Ukraynalı kadının yasa dışı faaliyetlerden gelebilecek paranın uluslararası taşımacılık zincirinin bir halkası olduğunun anlaşıldığı aktarıldı. Gazete ön sayfadan aktardığı başka bir haberde Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin başlayabilmesi için önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasının gerektiği konusunda ısrar ettiğine ve Kıbrıs Türk tarafının 50 yıldır denenen ve başarısız olan federasyon çözüm şeklinden onayını çektiğine ve çözümün eşit, egemen iki devlet şeklinde olabileceğini söylediğine değindi. Politisi tamamladı. Haravgi ile devam edelim. Haravgi gazetesi ise bankalardan faiz oranlarında ve kredi taksitlerinde yeni artışlar başlığını kullandı. Güney Kıbrıs'ta işyerleri ve haneler için çilenin devam ettiğine değiniyor. Haberin detaylarında geçen ay %5,16 olan konut kredisi faizlerinin bu ay %5,26'ya yükseldiği, 1 milyon euroyu aşan yeni ticari kredilerin verilmesi oranının %47 arttığı ve hanelerin mevduatının bir yıla kadar vadeli faizinin %2,06'ya düşürüldüğü aktarılıyor. Son gazete Alitya gazetesi olacak. Rum lider Nikos Christodoulidis'in bu akşamki kanallar arası ortak yayında yine hükümetinin yapmacık işlerini anlatmasının beklendiğine ve sorulara maruz kalmamak için açıkça gazetecilerin programa alınmayacağına değiniyor. Detaylarda Rum hükümetinin muhteşem bir şekilde dağıldığını gösteren tekrarlanan 5 kamuoyu yoklamasının ardından Rum lider Nikos Christodoulidis'in bu gece yapacağı yayınla bu imajı düzeltmeye çalışacağı da aktarıldı bugün Alitya gazetesinde. Alitya gazetesi Güney Kıbrıs basınındaki son gazeteydi. Saatler 8'i gösterdiğinde Beret Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimizle yeniden sizlerle olacağız. Kuzey Kıbrıs yayın platformlarına bir yenisi daha ekleniyor. DVB-T. Bu platformda karasal yayınları dijital HD yayın kalitesinde izlemek mümkün. Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye kanallarının yayınları DVB-T yayın paketinde. Programında bu hafta kahve dünyasındayız.
Birbirinden güzel kahve ve çikolatalarıyla bildiğimiz bu ünlü marka artık elimizin altında. İnsanları endorfin salgılayan ve mutlu eden iki şey var burada. Biri çikolata, evet. Biri de kahve. Bu mekan hem çikolatayı hem kahveyi bir arada müşterimize sunma imkanı bize verdi. Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Kıbrıs ve dünyada neler oluyor? Kuzey Kıbrıs spor müsabakaları sonuçları BRT SMS paketiyle anında cebinizde. KKTSL ve Telsin Vodafone'dan abone BRT yazıp 4277'ye mesaj gönderip BRT SMS paketine abone olabilirsiniz. Evet, gazete manşetlerini tamamladık ve saatlerimizi 8'e taşıdık. Şimdi ise BRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimizde yeniden sizlerleyiz. Bültenimize öncelikle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarıyla başlıyoruz. Tatar, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli kararının çözümünün önündeki en büyük engel olduğunu vurguladı. Kararın 60. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Cumhurbaşkanı, kararı haksız ve siyasi olarak nitelendirdi ve buna bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Tatar, bu karar ortada durdukça Rum tarafı hiçbir anlaşmaya yanaşmayacaktır dedi. Bizim eşitliğimizi kabul etmiyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararının 60. yıl dönümü nedeniyle değerlendirmede bulundu. Kararın alınış sürecini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, karara göre Rum Devleti'ne dönüştürülen Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak tanındığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununun 60 yıldan bu yana devam etmesinin ana nedenlerinden birinin de bu haksız ve siyasi karar olduğunu vurguladı. Tatar, bu karardan güç alan Rum tarafı, Kıbrıs Türk halkının bütün haklarını ve egemenliğini yok saymakta ve halkımıza azınlık statüsü önermekte, BM parametreleri, federal çözüm ve sıfır asker, sıfır garanti dayatmalarıyla da Türkiye ile Türk askerini Kıbrıs'tan uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Bir kez daha belirtiyorum ki bu dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Devletimizden, egemenliğimizden, anıvatan Türkiye'nin garantörlüğüyle Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Karar ortada durdukça Rum tarafının hiçbir anlaşmaya yanaşmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, müzakerelerin artık Kıbrıs Türk tarafının Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyaseti çerçevesinde egemen, eşit, iki ayrı devlete dayalı çözüm temelinde başlayabileceğini bir kez daha vurguladı. Tatar, BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihli ve 186 sayılı kararının 60. yıl dönümünde tüm dünyaya ve BM Güvenlik Konseyi'ne yeniden çağrıda bulunuyorum. Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesini sağlayabilmek için Kıbrıs Türk halkını Rum tarafının azınlığı yapmayı içeren, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olan bu haksız ve siyasi kararı sonlandırın dedi. Anavatan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adaya konuşlanmasının 60. yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı kararıyla görevlendirilen Barış Gücü'nün barışı tesis etmek veya taraflar arasında bir uzlaşı sağlamaktan ziyade statüko bekçiliğinden öteye gidemediği kaydedildi. Kıbrıs meselesinin özünü oluşturan statü meselesinin 186 sayılı kararın eseri olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bakanlığın BM Barış Gücü'nün faaliyetlerini yasal bir zeminde yürütmesi konusunda girişimlerinin devam edeceğine vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adaya konuşlanmasının 60. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
Bakanlık açıklamasında 4 Mart 1964 tarih ve 186 sayılı kararıyla görevlendirilen Birleşmiş Milletler Barış Gücü, 60 yılın ardından dünyadaki en uzun barış gücü misyonu olmuş, bu süre zarfında barışı tesis etmek veya taraflar arasında bir uzlaşı sağlamaktan ziyade statüko bekçiliğinden öteye gidememiştir ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararının ardından uluslararası toplumun Kıbrıs Rumlarına adadaki tek meşru hükümet, Kıbrıs Türklerine ise azınlık bir toplum muamelesi göstererek Kıbrıs meselesinin karmaşık ve içinden çıkılmaz hale gelmesine vesile olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün adadaki varlığının yıl dönümünün meşru haklarımızın elimizden alındığı tarihin simgesi olduğuna dikkat çekildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca yaşadığı mezalime son veren ve bugün hala barışı sağlayan ve koruyan yegane taraf, 1974 yılında 1960 uluslararası anlaşmalarından kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde adaya müdahale eden anavatan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin alınan Güvenlik Konseyi kararlarında 60 yıldan bu yana hala meşruluğunu yitirmiş olan Kıbrıs hükümetine atıfta bulunulmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızası alınmamasına rağmen iyi niyet ve misafirperverlik çerçevesinde ülkemizdeki faaliyetlerine izin verdiğimiz Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün bundan böyle faaliyetlerini yasal bir zeminde yürütmesi konusunda girişimlerimiz devam edecektir. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, 60. yılında BM Barış Gücü'nün yeni bir kişisel temsilci atanmasıyla güçlendirilen Genel Sekreter'in iyi niyet misyonuyla el ele çalışmaya devam ettiğini belirtti. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü adada bulunmasının 60. yılı vesilesiyle bugüne kadar 43 devletten amfisipe hizmet etmiş 150 binden fazla kişinin katkılarına saygı amacıyla madalya ve geçit töreni düzenledi. Törende amfisipe asker ve polis katkısı sağlayan ülkelere anı plaketi takdim edildi. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart törende barışı koruma çalışmalarının meseleyi çözemeyeceğini, nihai bir çözümün mutlaka siyasi olması gerektiğini belirtti ve bu yüzden BM Barış Gücü'nün diğer ana hedefinin Kıbrıs sorununun müzakere yoluyla çözülmesi için koşulların oluşturulması olduğunu söyledi. Colin Stewart 60. yılında amfisipin yeni bir kişisel temsilci atanmasıyla güçlendirilen Genel Sekreterin iyi niyet misyonuyla el ele çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Kıbrıs sorununun hala çözümsüz olduğu gerçeğinin üzücü olduğuna işaret eden Stewart, 60 yıl çok uzun bir süre ve her geçen yıl çözüm olasılıkları solmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Colin Stewart, bu son çabanın başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz ama Kıbrıs'taki taraflar ve uluslararası toplum olarak hepimiz çözüm için destek vermemiz ve çaba göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu fırsatı kaçırırsak başka bir şans olup olmayacağını bilmiyoruz. Gelecekte üzücü yıl dönümleri yaşamayı göze alamayız ifadelerini kullandı. İngiltere'deki Kıbrıslı Türkler de 186 sayılı BM kararını Londra'da düzenledikleri eylemle protesto etti. Eylemde Kıbrıs Türk halkının insanlık dışı bir şekilde tecrit edilmesine son verilmesi çağrısında bulunuldu. İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesini içeren 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararına karşı Londra'da eylem gerçekleştirdi. İngiltere, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ile Ambargolu adlı sivil toplum örgütünün öncülüğünde İngiltere Parlamentosu önünde toplanan Kıbrıs Türkleri, kararın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izolasyonuna yol açtığını belirterek söz konusu kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu. İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Yaman basına yaptığı açıklamada
Güney Kıbrıs Rum yönetiminin söz konusu Birleşmiş Milletler kararını gerekçe göstererek Kıbrıs Türklerinin haklarını elinden aldığını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ambargo uyguladığını hatırlattı. Yaman, İngiltere'nin kaleme aldığı bu kararın değiştirilmesini ya da geri çekilmesini istiyoruz. Çünkü Kıbrıs'ın buradaki sorunun temel taşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıdır. Bunu kullanarak şu anda Kıbrıs'ın çıkmaz durumda olduğu açıktır. Biz bunun düzeltilmesini istiyoruz dedi. Kıbrıs Türklerinin adada iki devletli çözümden yana olduğunu dile getiren Yaman, bizim dünyaya açılan tek penceremiz Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt uçuşlar başlatılması gerektiğine de işaret eden Yaman, ambargo nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğrudan ticaret yapılamadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 7 Mart'a kadar Almanya'da, ardından da Antalya'da temaslarda bulunacak. Almanya'ya yolculuğunda uçakta Berete muhabirinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Almanya'da iki devletli çözüm modelini anlatacağını, Kıbrıs Türk halkının sesi olacağını ifade etti. Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tüm engelleme çabalarına rağmen biz Avrupa'nın başkenti kabul edilen Berlin'de sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Uçakta BRT muhabirinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya'da yapacağı temaslar hakkında bilgi verdi. İki devletli çözüm modelini aktaracağını belirtti. Almanya'nın başkenti Berlin'de Kıbrıs Türk halkının sesini ve haklı davasını çeşitli platformlarda duyuracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tüm engelleme çabalarına rağmen biz Avrupa'nın başkenti kabul edilen Berlin'de sesimizi duyurmak için elimizden geleni yapacağız dedi. Almanya'da 3,5 milyondan fazla Türk yaşadığını ifade eden Tatar, Almanya'dan daha önceki dönemlerde de birçok kez davet aldığını anımsattı. Tatar, doğru zaman şimdiydi, onlarla bir araya gelecek olmaktan son derece memnunum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, biz muhataplarımızla devlet düzeyinde temaslar gerçekleştiremiyoruz. Bu bizi üzüyor. Eşitlik temelinde bir anlaşma olacaksa, en doğal hakkımız olan kendi sesimizi duyurma hakkı dahi ısrarla bizlere verilmiyor. Bu bize yapılan büyük bir haksızlıktır. İzolasyon ve kısıtlamaları dolaylı olarak delerek orada sesimizi duyuracağız ve haklı davamızı savunmaya devam edeceğiz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya ziyaretini tamamlamasının ardından Antalya'ya geçerek temaslar gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Berlin'deki temasları çerçevesinde ilk olarak 2. Küresel Destinasyon Değişim Forumu toplantısına katılarak konuşma yaptı. Tatar konuşmasında iletişim ve ulaşımın bu kadar kolaylaştığı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına uygulanan çağ dışı izolasyonların sonlandırılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya'nın başkenti Berlin'de 2. Küresel Destinasyon Değişim Forumu toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bütün zorluklara rağmen farklı kültürlerin turizm konusunda bir araya gelerek etkileşim sağladıklarını belirtti. İletişim ve ulaşımın bu kadar kolaylaştığı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların çağ dışı olduğunu vurgulayan Tatar, bunun bir an önce sonlandırılması gerektiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, diplomasi ve diyaloğun önemine işaret ederek Avrupa ve özellikle Almanya'nın Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vermesi gerektiğini söyledi. Tatar, daha iyi bir gelecek için herkese adil ve tarafsız bir şekilde yaklaşılması gerektiğini, Kıbrıs adası için de bunun olmasını temenni ettiğini kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmde daha iyi bir yere gelmesi için birçok çalışma yürütüldüğünü anlatan Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli bir turizm destinasyonu olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihi binaları, kumu, güneşi ve el değmemiş doğasıyla ilgi çeken bir destinasyondur dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Almanya temasları çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Berlin temsilciliğini de ziyaret etti. Temsilci Beniz Uluer Kaymak'tan temsilciliğin çalışmalarına ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı, daha sonra Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinden duayen Alman gazeteci Michael Martenes'e Kıbrıs konusuyla ilgili röportaj verdi.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu Antalya Diplomasi Forumunu değerlendirdi. Hasiboğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasındaki egemen eşitlik vurgusunun bir kez daha Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikada uyum içerisinde olduğunu gösterdiğini kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu 3. Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yaptığı konuşmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için uluslararası eşit statü talebi ve egemen eşitlik vurgusunun Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikada tam bir uyum içerisinde olduğunu net olarak ortaya koyduğunu kaydetti. Hasipoğlu yaptığı yazılı açıklamada Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği temas ve görüşmelerde değinerek sesimizi dünyaya duyurmaya devam etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Hasipoğlu açıklamasında yeni vizyonumuzu anlatmak için ana vatanımızın da güçlü desteğiyle her zamankinden daha aktif ve daha çok yönlü bir politika izlemeliyiz ifadelerini de kullandı. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Ercan Havalimanı'nda şok greve gitti. Bakanlar Kurulu ise grevi 60 gün süreyle erteledi. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası yarın saat 08.30'a kadar Ercan Kule Kontrol'de greve gitti. Sendikanın havacılık emniyetini öne sürerek Ercan Kule Kontrolü'nde başlattığı grev Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendi. Resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan sivil havacılık hizmetleriyle havaalanı hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası ve veya diğer tüm sendikaların Hava Trafik Kontrol Şube Amirliği'nde ve veya Ercan Havalimanı'nın tüm birimlerinde 4 Mart 2024 tarihinde başlatmış oldukları grevin 4 Mart 2024 tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi. Dış haberlerle devam ediyoruz. Türkiye sallanmaya devam ediyor sayın seyirciler. Dün akşam Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde deprem korkusu sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanan bir kişi ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen deprem yerin 11.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde deprem korkusu sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanan bir kişi ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu akşam Çanakkale Yenice'de meydana gelen Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir ve İstanbul'da da hissedilen 4.9 büyüklüğündeki depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir vatandaşımız korku sebebiyle ikinci kattan atlayarak ağır yaralanmış, ambulansa kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah hepimizi afetlerden korusun dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya paylaşımında Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibariyle olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun dedi. Evet, bu haberle birlikte radyomuz Bayrak'ta yürütümüz ortak bağlantımızı noktalıyor ve bölge bağlantısıyla Sabah Haber'e devam ediyoruz.
Evet, bugün Gazi Mausa'dayız. Gazi Mausa muhabirimiz Sare Özanal'ın bugünkü konukları Gazi Mausa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nda sorumlu öğretmen Emir Ali Evcimen, özel eğitim öğretmenleri Atakan Bayraktaroğlu ve İlçen Üretmek olacak. Evet, günaydınlar diliyoruz Sare sana ve sözü sana bırakıyoruz. Günaydın Ülgen. Gazi Mausa'dan bizi izleyen herkese günaydınlar diliyoruz. Evet, senin de belirttiğin gibi bugünkü konuklarımız Gazi Mausa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'ndan sorumlu öğretmen Emir Ali Evcimen, özel eğitim öğretmenleri İlçen Üretmek ve Atakan Bayraktaroğlu. Günaydınlar, yayınımıza hoş geldiniz. Günaydınlar, herkese günaydınlar. Günaydın, hoş bulduk. Evet, yarın akşam sahnelenecek bir tiyatro oyunu var. Evet. İlk önce isterseniz, dilerseniz bundan başlayalım. İki yıl kadar oluyor yanılmıyorsam. Okulumuzda drama eğitimi ve ona paralel olarak çocukların bu aldığı eğitim paralelinde becerilerini halkla buluşturdukları özel geceler yapıyoruz. Tiyatro oyunu sahneliyor öğrencilerimiz. Ve diyebiliriz ki aslında herhalde ülkede ilk kez gerçekleşiyor. Özel gereksinimli bireylerin bu becerilerine yönelik bir eğitim alması ve bu beceriyi sergilemesi ilk kez aslında. Geçtiğimiz yıl arkadaşlarımız sayesinde öğrencilerimiz Pamuk Prenses'le ilgili bir oyun sergilediler. Bu yılda İki Kabile isimli bir oyun sergileyecekler. Çalışmalarını Ekim ayında başladılar. Yoğun çalışıyorlar. Tabii bu arada Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne de verdiği destekten dolayı teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü aktivite salonunu onlar aracılığıyla ücretsiz olarak kullanacağız. Ve bu güzel etkinliği hem halkla buluşturacağız hem de özel gereksinimli öğrencilerimizin özgüvenlerini yükseltip toplumsal açıdan engelli bireylere yönelik duyarlılığın olumluya çevrilmesine, toplumsal açıdan daha fazla kabul görmelerine olanak sağlamış olacağız. O nedenle tüm halkımızı, tüm duyarlı kesimi bu konuda yarın akşam bizlerle birlikte olabilmesi için davet ediyoruz aslında. Gelsinler, bizimle olsunlar, özel gereksinimli öğrencilerimize destek versinler, onları mutlu etsinler, özgüvenlerini yükseltsinler diyoruz. Yarın akşam saat 19'da. Evet. Yarın akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi Aktivite Merkezi'nde saat 19'da tiyatro oyunumuzu sergileyeceğiz inşallah. Atakan Bey'e dönmek istiyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Oyunun yazarı ve yönetmeni sizsiniz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle bizi yayına davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize geçen sene çok güzel bir oyun çıkardık. Pamuk Prenses'e Ne Oldu ve Prens Nerede adlı bir oyundu. Gelenler, izleyiciler aslında beklentileri çok yüksek değildi. Bizim okuldaki diğer öğretmenlerimiz de oyunun ne olduğunu bilmiyorlardı. Onlar da ilk defa o gece izlediler. Ama gelenler ve öğretmenlerimiz izledikten sonra açıkçası çok şaşırdılar. Böyle bir şey beklemiyorlardı. Onlara göre çok üst level bir oyun oldu bu. Bu sene de çok sıkı bir şekilde çalıştık. Oyuna başlamadan önce yaklaşık biz 7-8 hafta drama eğitimleri yapıyoruz. Temel tiyatro dersleri. Öncelikle bunların çalışmalarını yapıyoruz. Daha sonra oyuna çalışmalarına başlıyoruz. Sıkı bir şekilde çalıştık. Yarın akşam oyunumuzun premierini yapıyoruz. Daha sonra da bir turne düşüncemiz de var. Lefkoşa, eğer olursa Karpaz bölgesine de gideceğiz. Oralarda da sahneleyeceğiz. Ben gelecek olanlara veya gelmek isteyenlere şunu söylemek istiyorum. Beklentileri yüksek gelsinler. Sadece özel gereksinimli bireyleri oraya geldiklerinde izlerken böyle onlara acıdıkları için bir alkış olmayacak bu. Gerçekten çok keyif alacaklar. Çok beğendikleri için bir alkış olacak bu. Buradan herkesi davet ediyoruz. Umarım katılım da yüksek olur. BRT olarak geçen yılda biz tiyatro gösterisindeydik. Birebir söylediklerinize katılıyorum. Kesinlikle gelen konuklar çok memnun kalacak. Biraz da bize öğrencilerin tarafından aktarım yapabilir misiniz? Tabii ki. Onlar mutlaka çok iyi hazırlandı. Günlerdir hazırlanıyor. Çok heyecanlı, çok mutlular. Neler hissediyorlar? Neler yaşıyorlar çalışmalar esnasında?
Öncelikle zaman yaklaştıkça inanılmaz heyecanlılar, heyecanları artıyor. Onlar heyecanlandıkça aslında bizi de heyecanlandırıyorlar. Küçük bir panik havamız da var. Çünkü süremiz azaldı. Buradan sonra da gidip son provalarımızı alacağız. Artık son düzenlemelerimizi yapacağız. Öğrencilerimiz şu an oyunda 18 kişi oynayacak. Bazıları okuma yazma bilmiyor. Okuma yazma bilmemesine rağmen verilen replikleri ezberliyorlar. Çünkü tiyatroyu çok seviyorlar. Bir şekilde onlara sevdirdik. Ve orada kendi aralarında inanılmaz bir bağ kurdular. Bir arkadaşlık kurdular. Tiyatro diğer akademik gelişimlerine, sosyal gelişimlerine, iletişimsel gelişimlerine etki de sağladı. Okuldaki davranışları veya dışarıdaki okul dışı davranışlarını da olumlu yönde etkiler sağladı. Ve hatta bazıları mezun olduktan sonra yine devam ettirmek istiyor tiyatroyu. Hayatının bir parçası haline getirmek istiyor. Biz provalarda çok keyif aldık. Verdiğimiz rollerde belli bir yerden sonra şeyi fark ettik. Artık öğrenciler kendileri de ekleme yapıyorlar. Hocam ben buraya, bu sahneye bunu eklemek istiyorum. Hocam burada bu sözü söylemek istiyorum. Doğaçlama olarak kendileri de katkıda bulunuyor. Kesinlikle ve o an gerçekten çok keyifli oluyor. Hem biz çok gülüyoruz hem onlar çok gülüyor, çok eğleniyoruz. Kendilerinin de bir şey katması aslında çok önemli bir şey bizler için. Şu an mutlaka özgüvenlerini de çok fazla geliştiriyor. Sahne almak, kalabalığın önünde bir performans sergilemek. Tabii ki. Örneğin okuma yazma bilmeyenlerin okuma yazmaya olan ilgisi arttığından kaynaklı. O noktada da sınıfında akademik olarak ilerleme kaydediyorlar. Peki yaştan dolayı mı okuma yazma bilmiyorlar, özel durumlarından dolayı mı henüz okuma yazmayı kavrayamadılar? Özel durumlarından dolayı diyelim ama bu hepsi için söylemiyorum. Yani 18 çocukta 3 ya da 4 çocukta belki de okuma yazma yoktur. Diğer öğrencilerimizde okuma yazma var. Ama onlar da okuma yazma bilmeyenler, hatta bir tanesi başrolde. Bir diğerinde oyunun 18 karakterinden en fazla replik olan çocuklarından biri, okuma yazma bilmeyen. Ama çocuk bunu ezberliyor. Çünkü inanılmaz bir şekilde güdülenmiş durumda. Bu da onu motive ediyor. Bir şekilde ezberini yapıyor ve daha fazlasını versek daha fazlasını da yapabilir aslında. Ne kadar güzel. Emeğinize sağlık. İlçen Hanım'a da dönmek istiyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben hocalarımın da dediği gibi çocukların bu süreçte özgüvenlerindeki o gelişimi görmek, işte zaman geçtikçe daha fazla sorumluluk almak istemeleri, işte hocamın dediği gibi kendilerinden bir şeyler katıyorlar. Yani kendileri düzeltiyorlar bir şey olduğunda, örneğin hocam bu sahne böyle değildi vesaire şeklinde dikkatlerinin geliştiğini görüyoruz. Örneğin işitme engelli bir öğrencimiz var. Bu bizim için çok güzel bir şey. Yani tamamen duymuyor bizi ama yine de oyunun içinde yer alıyor. Ve çok da meraklı, çok da istekli bir öğrencimiz. Yani genel olarak hocalarıma katılıyorum. Bizim yaptığımız iş aslında zor ama çok güzel bir meslek. Ve tiyatronun bu çocuklar üzerindeki etkisini görmek, gerek sınıf içerisindeki değişimlerini, gelişimlerini, gerek sosyal yaşamlarındaki pozitif değişimleri görmek bizim için çok güzel. Umuyorum ki yani tüm Kıbrıs halkı da bunun değerini bilecektir. Hep herkesi bekliyoruz. Seve seve de izlemelerini istiyoruz. Özellikle Atakan hocamın dediğine katılıyorum. Kesinlikle yani bu acıma duygusuyla değil, bu çocukların gerçekten bir şeyleri başardığını görerek bizi izlesinler. Teşekkür ediyorum. Evet, takdir duygusuyla gelinmesi gerekiyor evet. Bence. Öncelikle sizi yürekten tebrik ediyorum. Yıllar içinde BRT muhabiri olarak okulu yakından takip ediyoruz. Okulla ilgili aktiviteleri ekranlarımıza taşımaya çalışıyoruz. Emeğiniz çok büyük. Herkesi, burada olmayan tüm hocalarımızı da yürekten tebrik ediyorum. Emir Ali Bey, size dönmek istiyorum. Genel anlamda okulla ilgili konuşalım. Mutlaka ihtiyaçlar vardır, talepler vardır. Okulun ve öğrencilerimizin daha iyi noktaya gelmesi adına söylemek istedikleriniz nelerdir? Aslında önce yine tiyatroya dönmek istiyorum ben bu noktada. Sayın Abdullah Öztoprak'a çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Geçen senede, bu senede tiyatro oyununun tüm kostümlerini herhangi bir şey talep etmeden ücretsiz olarak bizlere sağladı. Bizimle birlikte çalıştı bu noktada. Ona da sonsuz teşekkürler sevgili Abdullah'a.
Okulla ilgili olarak ise iyi bir noktadayız. Bunu öyle çok mutlu olarak söylüyorum aslında. Ne kadar güzel. Çünkü okulda bir tane asbestli binamız vardı. Ve alan sıkıntımız vardı. Bakanlığımız asbestli binayı söktü. Yerine 4 tane sınıf bize koydu, konteyner sınıf. Ve çok iyi gidiyor konteyner sınıflarda eğitim. Yine tam gün eğitim yapıyoruz biliyorsunuz. Tam gün eğitimde öğrencilerimizin öğle yemeklerini yiyecekleri, soğuk havada barınabilecekleri bir kapalı alanımız yoktu. Bakanlığımız bize onu da sağladı bu yıl. Açılıp kapanabilen, içerisinde her türlü mutfak araç gerecinin olduğu yaklaşık 150 metrekare büyüklüğünde bir alan bize hazırladı. Öğrencilerimiz artık soğuğa çok fazla maruz kalmıyorlar. Sağlıklı, temiz bir ortamda öğle yemeklerini yeme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu da bizler için çok önemli. Öğretmenin açısından de şu an için herhangi bir ihtiyacımız yok. Özel eğitim öğretmenlerimiz, atölye öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz de tam kadro çalışıyoruz. Belki tek ihtiyacımız olabilecek olan daha fazla okul dışı bu tarz sosyal faaliyetlerin yapılabilmesi için sivil toplum örgütlerinin bir takım kurum ve kuruluşların bizlere daha fazla destek vermesi olabilir. Onun haricinde dediğim gibi iyi bir destek alıyoruz. Çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor arkadaşlarımız. Bugüne kadar yanımızda birçok sivil toplum örgütü yer aldı. Herkese tüm Mausa halkına ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz bu noktada aslında. Genelde hep yanımızdalar. Çok fazla da bir sıkıntı yaşamıyoruz artık. Çok güzel bunları duymak ama eminim sizin yoğun uğraşlarınız sayesinde birçok problem giderilmiştir. Ve tabii ki bakanlığımızın, devletimizin katkılarıyla. Kesinlikle yani bu okuldaki her öğretmen bu konuda görev alıyor. Çünkü bir kişinin birçok şeyi yapması imkansız biliyorsunuz. Dolayısıyla 47 kişiyiz biz okulda. Bu 47 kişi farklı komisyonlarda yer alıyorlar. Öğrenci sayımızı da tekrar yinelersek. 117 de öğrencimiz var. Ve şu an işte maksimum noktadayız. Yani yeni gelecek olan hiç kimseyi alamayacak durumdayız. Çünkü artık biliyorsunuz okul eskiden askeri birlik olarak kullanılıyordu. Dolayısıyla sınırlılıklarımız çok fazla. Aslında lokasyon olarak okulun gayet okula uygun olduğunu düşünüyorum. Geniş bir alan, yeşillik içinde. Evet, yani tarihi eserlerin içerisinde yer aldığı, kocaman çam ağaçların içerisinde yer aldığı, tarih ve doğayla birlikte tamamen Mausa kültürünü içerisinde yer aldığı, o oksijeni aldığınız bir ortamda aslında yürüyerek Mausa içerisinde istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Bu bizlere çok büyük artılar kazandırıyor. Evet, fakat özel eğitim açısından baktığınızda sınırlılıklarımız da var. Çünkü inşaat yapamıyorsunuz. Yani hidroterapi sunamıyorsunuz şu an öğrencilere. Fakat hidroterapinin öğrenciler için çok fazla da önemli olduğunu biliyoruz. Biraz açarsak hidroterapiyi. Aslında burada bahsedilen daha çok şey, çocukların fiziksel ve kaba motor gelişimlerinin sağlanabilmesi için yüzme havuzuna bağlı olarak su içerisinde terapi yapılmasıdır aslında bahsedilen. Bunu gerçekleştiremiyoruz. Yine gerçekleştiremediğimiz maalesef diyelim iki tane tarihi eserimiz var. Onları kullanamıyoruz halen biz. Yani müzik terapi gerçekleştirmek istiyoruz. Birçok organizasyondan bize müzik aletleri geldi. Profesyonel müzik aletlerimiz var. Piyanodan tutun tüm vurmalılara kadar. Fakat bunları kullanabileceğimiz bir yerimiz yok, ortamımız yok. Dolayısıyla tarihi eserlerin kapalı olan olarak duran tarihi eserlerin bizim kullanımımıza açılması gerektiğini düşünüyoruz biz kontrollü bir şekilde. Bu da buradan duyurumuz olsun. Evet, bu konunun yani, altını çizelim. Kesinlikle yani en büyük talebimiz şu olabilir aslında bizim için. Bizlere daha fazla nefes alabileceğimiz özel gereksinimli bireylere daha fazla nefes alabilecekleri kendi gelişimlerini daha fazla desteklenebileceği ortamların oluşturulmasıdır aslında istediğimiz. Biz bunların neler olduğunu biliyoruz. Tek istediğimiz belki evet şu bahsi geçen iki tarihi eserin nasıl ki folklor derneklerine veriliyor kullanmaları için. Bizde de özel gereksinimli öğrencilerimizin
öğretmenleri kontrolünde kullanımına verilmesidir istediğimiz. Yani sabahtan akşama kadar kullanmayacağız biz zaten. Günde 2 saattir kullanacağımız oraları. Ve hem temizliğini yapmış olacağız, hem bakımı gerçekleşmiş olacak. Bir de topluma büyük bir hizmet gerçekleşmiş olacak. Çünkü özel gereksinimli bir bireyin topluma maliyeti gerçekten çok fazla. Belki biz bunlarla ilgili olarak aldığımız tedbirlerle bu maliyetleri biraz aşağıya çekiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarıyla, Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarıyla, fakat yeterli mi? Hayır. Yani çıtayı bir adım daha, bir üst seviyeye daha çıkartırsak bizler için, özel gereksinimli bireyler için, tüm toplum için çok daha iyi olacaktır. Çünkü artık gelişmiş diye baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? Yine özel gereksinimli bireyler, yine yaşlılar, yine işte depremzedeler, erken çocuk yaşta doğum yapanlar tarzında toplumun standardının dışında kalan kişilere sunduğunuz destek, sağladığınız hizmetlerin ne kadar fazla olduğu, onlara ne kadar imkan sağladığınızla ilgili olarak toplumsal gelişmişlik derecenizi değerlendiriyor tüm dünya. Dolayısıyla bu noktada bizlere yardımcı olurlarsa biz bir takım grupların önünü açabileceğimize inanıyoruz. Yapabileceğimiz projelerle bu konuda belki destek sağlayabilirler bize ve bizler de daha rahat çalışır, daha rahat özel gereksinimli öğrencilerimizin topluma kaynaşmasına yardımcı olmuş oluruz. Teşekkür ederiz. Gayet güzel özetlediniz. Ederim. Evet, yarın akşamki tiyatro oyunumuzun ismi İki Kabile. Son olarak eklemek istediklerinizi alalım. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Buyurun. Girişimiz halka açık, ücretsizdir. Tüm Mons halkını bekliyoruz. İki Kabile adlı oyunumuzda 6 Mart Çarşamba yarın akşam saat 19'da Doğu Akdeniz Üniversitesi Aktivite Merkezi'nde. Gelecek olanlar beklentisi yüksek bir şekilde gelebilirler. Çok iyi, çok güzel bir oyun izleyeceklerini umuyoruz. Teşekkürler. Sizden de alalım lütfen. Onları hatta beklediklerinin de üzerinde etkileyeceğimize eminiz. Umarım beğenirler. Oyunu ben de izlemedim. Öyle mi? Size evet, de sürpriz olacak. İzlettirmediler bana oyunu. Geçen defa da izlememiştim. Performans akşamı izliyorum ben de oyunu. Ve geçen defa gerçekten çok beğendim. Bu kez de öyle olacağını düşünüyorum aslında. İlk kez geçtiğimiz yıl ilk kez bizimle birlikte olan misafirlerimiz vardı ve çok mutlu olmuşlardı. Bizi de iyi ki davet ettiniz dediler. Bu yıl da hiçbir şey beklemeden aslında gelsinler. Ben yine temkinliyim. Hiçbir şey beklemeden gelsinler. Çok güzel bir 25 dakika geçireceklerini düşünüyoruz aslında. Mutlu olacaklar ve mutlu edecekler. Aslında mutlu olmadan çok mutlu etmek önemli. Mutlu ediyorsanız siz zaten mutlu oluyorsunuz diye düşünüyorum. O nedenle tüm dostları diyelim bekliyoruz yarın akşam. Biz de inşallah orada olacağız. Sizin ve tüm çocuklarımızın emeğine sağlık. Daha nice etkinlikleri buradan duyurmak nasip olur inşallah. İnşallah. Yayınımıza katkı sağladınız. Çok teşekkür ederim hepinize de. Evet Ülgen, bugünlük güneşli bir Gazi Mausa'dan ekranlarımıza seslenmeye çalıştık. Söz sende. Sare Özdanal'a çok teşekkür ediyoruz ve Beret Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlerimize devam ediyoruz. Evet, bir dış haberle devam edelim. İsrail-Filistin Savaşı'na dair son gelişmeleri sizlerle paylaşalım. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla 13.430 çocuğu öldürdüğü öğrenildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği ve 151. gününe varan saldırılara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Bu arada Gazze'de bulaşıcı hastalık alarmı veriliyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridinde yaklaşık 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Eşref El Kudra Birleşmiş Milletler'e de çağrı yaptı. Gazze şeridinde 151 gündür düzenlenen saldırılarda 13.430 çocuk ve 8.900 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Toplam 30.534 Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarda 71.920 kişi ise yaralandı. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada saldırıların 5 ayı geride bırakarak 6. aya girdiği kaydedilirken, sağlık sektörünü hedef alan İsrail'in Gazze'de 364 sağlık çalışanı ve 48 sivil savunma görevlisini öldürdüğü aktarıldı.
Açıklamada Gazze'de 132 gazetecinin İsrail saldırılarında öldürüldüğüne de dikkat çekildi. Abluka altındaki bölgede Filistinlerin maruz bırakıldığı kıtlığa işaret edilen açıklamada, un, pirinç ve tahılın yanı sıra halkın yemek zorunda kaldığı hayvan yemlerinin de tükenmesinin ardından özellikle Kuzey Gazze ve Gazze'de kıtlığın daha da kötü bir hal aldığı uyarısında bulunuldu. Açıklamada İsrail'in Gazze şeridine yönelik sürdürdüğü soykırım savaşından ve bu savaşın durdurulamamasından işgalcilerin ortağı, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumunda sorumlu tutulduğu ifade edildi. Dünyanın tüm ülkelerine, tüm uluslararası kuruluşlara İsrail'i kınamaları ve tüm uluslararası mahkemelerde takipçisi olmaları çağrısında da bulunuldu. Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridinde yaklaşık 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, İsrail bombardımanı altındaki Gazze'deki durum için Birleşmiş Milletler'e harekete geçme çağrısında da bulundu. Evet, iç haberlere dönüyoruz. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim görevini gerçekleştirdi. Genel kurulda bazı tasarılara onay verildi. Ayrıca ülke gündemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Fazilet Özden Efe Başkanlığında yasama görevini yaptı. Genel kurulda Ercan Havalimanı ve Narenciye konuları ele alındı. İki yasa tasarısı ve bir yasa önerisi kabul edildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, 62. madde tahtında söz alarak ilk olarak Ercan Havalimanı konusunda eleştirilerde bulundu. Orada olabilecek en ufak bir sorundan hepsiniz sorumlusunuz. Bu tüzük değişini siz yaptınız. Ve içeride yazdınız, eksiklikler devam ettiği için. Eksiklikler devam ediyorsa nasıl siz bu sertifikayı ister Erhan Bey aracılığıyla ister başka şekilde vermeye devam ediyorsunuz. Ve eğer gene eksiklikler devam ediyorsa ne yapacaksınız? Sertifikayı iptal edeceksiniz. Ve o havalimanı havalimanı olarak çalışmaya devam etmeyecek. Peki o zaman ne yapacaksınız? Artı şu anda her şeyin tamam olduğu ve bizim emniyette olduğumuz güvencesine sahip misiniz? Bu güvenceyi verebilir misiniz? Oradaki insanlar, oradaki uzmanlar diyor ki hayır. Biz veremeyiz. Siz nasıl verirsiniz? Erhürman'ı yanıtlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise uçuş güvenliğinin ciddi bir konu olduğunu ve ihmalin kabul edilemeyeceğini kaydederek atılan tüm adımların Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi denetimi ve önerileri doğrultusunda alındığını belirtti. Ercan Havaalanı'na geçici kabul verirken Devlet Hava Meydanları ve Sivil Havacılık Teşkilatı'nın, örgütünün, müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda kararlar verdik. Yine Devlet Hava Meydanları'nın ve Sivil Havacılık Teşkilatı'nın tavsiyeleri ve önerileri doğrultusunda bu sertifikayı geçici olarak verdik arkadaşlar. Bizim mevzuatımıza göre bakanın geçici olarak sertifika verme yetkisi vardır. Şu alanda Ercan Havaalanı'nın İşletilmesinde herhangi bir teknik sıkıntı yoktur. Bunu 6 aylık, 6'şar aylık bir yıl toplamda bunu kullanabilirsiniz dedi. Biz de ona göre tüzük değişikliği yaptık. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Narenciye sektöründe yaşanan sıkıntıları da gündeme taşıdı. Erhürman, yapılması gerekenin zarar tespiti değil, ihracatın nasıl yapılacağının belirlenmesi olduğunu belirtti. Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ise Erhürman'ın konuşmasına yanıt vererek 26 bin ton hasat edildiğini, King hasatının ise 50 bin tona yaklaşacağını söyledi. Çavuş, her ülkenin kendi karantina kurallarının olduğunu, bu yönde denetimlerin artarak devam ettiğini, aylık 240 denetim yapıldığını belirtti, halkın güvende olduğunu vurguladı. Bakan Çavuş, dalında kalan ürünün tazmin edileceğini de açıkladı. Konuşmaların ardından genel kurulda, Muhaceret Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin özel değişiklik yasa önerisi ve polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişiklik yasa tasarısı oy birliğiyle geçti. Önerinin kısa ismin okunmasıyla başlaması...
Lefke Kaza Mahkemesi'nin tadilatı tamamlandı. Tadilat nedeniyle 2018 yılında Güzel Yurt'a taşınan Lefke Kaza Mahkemesi yeniden Lefke'de hizmet vermeye başladı. Lefke Sivil Toplum Platformu'na bağlı örgütlerin temsilcileri ise Lefke Kaza Mahkemesi önünde eylem yaptı. Tadilat nedeniyle 2018 yılında Güzel Yurda taşınan Lefke Kaza Mahkemesi yeniden Lefke'de binasında hizmet vermeye başladı. Lefke Sivil Toplum Platformu'na bağlı örgütlerin temsilcileri Lefke Kaza Mahkemesi önünde eylem yaparak hükümetten ilçe olan Lefke'nin mahkemenin ardından diğer ilçe olma gereklerini de yerine getirmesini talep etti. Eylemde konuşan Lefke Sivil Toplum Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, Lefke Kaza Mahkemesi'nin tadilatının uzun sürdüğünü belirtti. Lefke'nin sorunları her nedense bu şekilde yıllara yayılır ve uzun yıllar sonra çözülür. Biz Lefke olarak, Lefke halkı olarak bunu kabul etmiyoruz. Lefke'nin daha birçok sorunları vardır. Bugün mahkemenin açılışını burada şahit olduğumuz gibi bundan sonra da diğer kurumların açılışını bekleriz. Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vehit Nekipzade de mahkemenin uzun süren tadilat sonrasında açıldığını ve bunun bölgede buruk bir sevince neden olduğunu belirtti. Ümit ve arzu ediyoruz ki bu açılışı diğer kurumların, diğer dairelerin açılışları izlesin. Lefke Polis Müdürlüğü 1977 yılında bir gecede Güzel Yurda taşındı ve o gün bugündür Güzel Yurt'ta hizmet etmektedir. Sayın Polis Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmede Lefke Polis Müdürlüğü'nün yeniden ihya edileceğini bize söyledi ama aradan 10 yıl 10 ay geçmesine rağmen hiçbir adım atılmadı. Evet, Sabah Haberi'nin sonuna geldik. Yayınımız öncelikle Fehmi Oktay ile hava durumu, ardından spor turu ve manşet artıyla devam edecek. Sizlere iyi seyirler diliyoruz. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın.